Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Kayseri Teşkilat Buluşmaları kapsamında bir araya geldi. Burada konuşan Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, asla hedeflenen enflasyon üzerinden ücret artışı doğru değildir. Mutlaka gerçekleşen enflasyon üzerinden verilmesi gerekir. 15 Aralık'ta tüm Türkiye genelinde 81 vilayette bir eylem ortaya koyacağız. Taleplerimizi kamuyla paylaşacağız dedi. 29 yıldır yaptığımız sendikal mücadelede kendi ortaya koyulan değerlerini yozlaştırmadan, o değerlere sahip çıkarak 29 seneyi tamamlayan Türkiye Kamu Sen'in bu hak mücadelesi de bundan sonra da önüne engel çıksa da bu değerleri sahiplenerek, bu da değerleri içerisinde özümseyerek, sendikalcılığına yerleştirerek yoluna devam edecek. Yani hiç kimse boşuna heveslenmesin Türkiye Kamu Sen'i bitiririz, tüketiriz diye. Türkiye Kamu Sen dün vardı, bugün de var, yarın da var olacaktır. Türkiye Kamu Sen barın barın bağırıyor. Asla hedeflenen enflasyon üzerinden bir ücret artışı doğru değildir. Mutlaka gerçekleşen enflasyon üzerinden ücret artışı verilmesi gerekir diye kamuoyuyla da muhataplarımızla da paylaştık. Keşke siz de o masada Türkiye Kamu Sen kadar dirayet gösterseydiniz. Belki şu anda biz refah payını da almıştık, seyyanen zamı da almıştık. 15 Aralık'ta tüm Türkiye genelinde 81 vilayette bir eylem ortaya koyacağız. Taleplerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Ki son geçen hafta itibariyle biliyorsunuz yetkili konfederasyonun bir takım görüşmeler neticesinde kamuoyuyla paylaştığı işte refah payı verilecek, yeniden ücret güncellemesi olacak gibi bir takım paylaşımların da altında çok da dayanağı olmadığını gördük. Ama biz ısrarcıyız. Bu ısrarımızı alana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Bununla birlikte 3600 ek göstergenin bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Türkiye Kamu Sen'in talebi açık ve nettir. Tüm ek gösterge rakamları 800 puan artırılsın. Yani 2200 ek gösterge alan 3000 olsun. 3000 alan 3800 olsun. 3600 alan 4400 olsun, yukarıya doğru yükselsin. Almayan grup olan hizmetli arkadaşlarımıza da mutlaka ek gösterge verilsin. Ama ayrıştırırsak belli meslek gruplarına ya da belli bir gruba verir, diğerlerine vermezsek çalışma barışını ciddi manada bozarız. Bunun ekonomik maliyeti de çok yüksek değil değerli arkadaşlar. Yani öyle abartıldığı kadar bir yük getirmeyecek. Tam tersine bakın, şu anda yaşadığımız ekonomik sıkıntıları hiç olmazsa bir katkı sağlamış olacak. Diğer bir talebimiz, toplu sözleşme masasında ısrarla söyledik. Sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesi. Artık bu sözleşmeli çalışmanın kamuya, kamudaki verimliliğe, çalışma barışına, çalışanlara hiçbir katkısı yok değerli arkadaşlar. Vergide mutlaka adaleti sağlamak lazım. Verginin genel yaklaşımı, bütün dünyada az kazanandan az vergi alınır, çok kazanandan çok vergi alınır. Ben iddia ediyorum, bu memleketin vergi rekortmeni memurlardır kardeşim. Bu ülkede sistemli olarak vergisini peşin peşin ödeyen tek gruptu ücretli kesim. Daha maaşını almadan, çocuklara harçlık vermeden, borçlarını ödemeden devlete olan görevini yerine getirip vergisini ödüyor. Dolayısıyla biz vergiden kaçınmıyoruz bakın. Öyle bir derdimiz yok, öyle bir talebimiz de yok. Kamu senin öyle bir talebi olamaz da zaten. Biz şunu istiyoruz. Vergide adalet sağlansın, kamu çalışanlarının vergi dilimleri %15'te sabitlensin. Tabii hizmetli arkadaşlarımız var. Liseyi bitirmiş, ön lisanslı bitirmiş, lisans tamamlamış, yüksek lisans mezunu arkadaşlarımız var. Kamuda bu arkadaşlarımızın görevlerini de genelde biliyorsunuz işçiler yapıyor. Taşeron dediğimiz, şimdi 4D'li kapsamını almış, daimi işçiler yürütüyor. Bu arkadaşlarımızın çoğuna okulda personel biriminde memur işi yaptırıyorlu. Hastanede gece memurluğu yapılıyor. Satın almaya vermişler, orada yapıyor. Müftülükte büro işi yapıyor. Bu arkadaşımızın şeyini verelim. Sorumluluk vermişiz ama yetkisi yok. İhale dosyasını hazırlıyor arkadaşımız. Altına imza atacak yetkisi yok. Kamu maliyesine bir yükü yok. İşte en tartışmalı konulardan birisi de toplu sözleşme masasında buydu değerli arkadaşlar.